Arkadaşlar merhaba. Yeni bir road trip videosuyla birlikteyiz. Biliyorsunuz boşa geçirecek zamanımız yok. Ofise gidiyorum. Söylemiştim haftada bir gün gitmem gerekiyor diye. Kusura bakmayın, aynı yolları gösteriyoruz. Ofise birkaç tane yol yok. Bir iki tane değişik yol var. Kusura bakmayın. İnşallah sizlere daha değişik yerler de gösteririz. Ama şu anda elimizde olan bu. Arkadaşlar ne konuşalım bugün? Nelerden bahsedelim? Hep aynı şeylerden bahsetmek de istemiyorum aslında da. İş yine aynı şeyleri söylemeye geliyor yani. Geçenlerde yine bir video gördüm. Benim bir favori TV show, yani bir dizi var. Amerikan dizisi Yellowstone diye. Oradan bir kesit söyleyeceğim size arkadaşlar. Instagram'da paylaşmışlar. Ben de gördüm, çok beğendim. Şimdi oradaki bir bayan, bir arkadaş, başroldeki bayan arkadaşlardan bir tanesi diyeyim, bir tane çocuğa öğütlerde bulunuyor. Çocuğa soruyor, diyor ki, zengin mi olmak istiyorsun? Dinle beni çocuk, diyor, eğer zengin olmak istiyorsan dört yol var, diyor, zengin olmak için, diyor. Bunlardan birisi, diyor, miras kalacak, diyor. O ki sende bu yok, diyor. Miras kalacak, miras kalmadığı için bu sende yok, diyor. İki, diyor, çalacaksın, diyor. Ve diyor ki çocuğa, zannetmiyorum, sen bu çalacak bir çocuğa benzemiyorsun, diyor. Üç, diyor. Ve en önemlisi, diyor arkadaşlar, üç, you need to work really, really, really hard, diyor. Çok, çok, çok çalışman gerekiyor, diyor. Çocuk, diyor. Öyle bir çalışmalısın ki, diyor, etrafındakilerden çok daha fazla çalışmalısın, diyor. Kim varsa, diyor, etrafında kim varsa, diyor, onlardan çok, çok daha fazla çalışmalısın ki, diyor, o zaman, diyor, zengin olasın, diyor. Çocuk soruyor, dördüncü şık ne, diyor. İsterseniz dördüncü şıkı ben size söylemeyeyim. Biraz bayan arkadaşımız bel altı bir şeyler söylüyor. Siz Yellowstone dizisinde karşılaşırsanız siz kendiniz bakarsınız arkadaşlar. YouTube kanalımızı kapattırmayalım yani. Arkadaşlar, çalışmadan hiçbir şey elde edemezsiniz. Hiçbir şey. Hani var ya o meşhur Bitcoin'ci arkadaşlar, altcoin'ci, Bitcoin'ci arkadaşlar, gidip işte iddia oynayan arkadaşlar, bu arkadaşlar istiyor ki hemen zengin olalım, hemen bir basıp on alalım arkadaşlar. Birileri bize tüyo versin, ya işte Bitcoin yükselecek desin, gidip bütün paramızı Bitcoin'e basalım. İşte biri bir şey söylesin, yapalım da gidip hemen zengin olalım. Yok arkadaşlar, yok. Böyle bir dünya yok. Yok yani. Eğer ki bir şekilde zengin olursanız, o deminki bahsettiğim işte Bitcoin'dir, iddiadır, ıvırdır zıvırdır, birileri tüyo verir de zengin olursanız, o parayı hak etmiyorsunuz arkadaşlar. O parayı hak etmiyorsunuz. Kumar mumar olaylarına girmiyorum arkadaşlar. Yani önemli olan o parayı hak edip hak etmediğiniz. Ha, birileri söyleyebilir, hocam para paradır, hak etsem ne olur, hak etmesem ne olur. Eyvallah, o sizin bileceğiniz bir iş. Hiç kimse çalışmadan hiçbir yere gelemez arkadaşlar. Gelemez. O yüzden arkadaşlar, o sizin, hani diyorsunuz ya, ya bir magic arıyorsunuz, magic, bir büyü arıyorsunuz değil mi? O aradığınız magic var ya arkadaşlar, o aradığınız magic, sizin yapmayı çekindiğiniz, yapmaktan, yani yapmadığınız işlerin arkasında o magic. Hani bazı işleri yapmıyorsunuz ya, hani siz rahatlık daha böyle ağır basıyor ya,
O rahatlığın verdiği, o tembelliğin verdiği yapmadığınız iş işte o magic, o işlerin arkasında arkadaşlar. Ne zaman ki o yapmak istemediğiniz, hoşunuza gitmeyen, size var ya çok fazla böyle rahatlığın daha çok böyle hoşunuza gittiği zamanlarda hiçbir şey elde edemezsiniz. O magic dediğiniz o büyü, o sihir gelmez arkadaşlar. Yani ben buralara gelirken Amerika öncesini saymıyorum. Amerika öncesini saymıyorum. Çünkü ben o az önceki bahsettiğim kişilerden biriydim. Bahsettiğim kişilerden biriydim. İlkokul, ortaokul, lise. Oh, okula git. Ne dert var, ne tasa var. Gelecek kaygısı yok. En fazla bir mühendis oluruz. Ondan sonra bir de öğretmen kız buluruz. Oh! Ne güzel düşünce, değil mi? Harika. Ne elde edeceksin arkadaşlar? Ne elde edeceksin? Ne yapacaksın? Yani bu hayattaki amacın bu mu? Öğretmen olayım, mühendis olayım. Bir tane de çalışan bir kız bulayım, evleneyim. Oh, hayat böyle geçsin. İki de çocuk yaparım. Bir de ev alırım. 30 sene onun borcunu öderim. Bu mu yani hayat? Hayaliniz bu mu yani arkadaşlar? Eğer hayaliniz buysa geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yaparsınız edersiniz 20 sene sonra lan ben ne yaptım bu sene boyunca? Dersiniz pişman olursunuz. Bakın pişmanlığın, bak daha önce söylemiştim. Pişmanlığın faturası çok büyük olur, ödeyemezsiniz. Ödeyemezsiniz. Yanıyorum o 15 seneye her zaman söylüyorum arkadaşlar ya. Bir tane arkadaşımız geçen yazmış, hocam 17 yaşındayım. 17 yaşındayım ve etrafımda bana çocuk başka işin gücün yok mu? Bunlardan bir şey çıkmaz diyen insanlar var diyor. Ki ben diyor etrafımdakilere diyor uyarıyorum. Bakın etmeyin, tutmayın. Yapın, çalışın, edin. Daha güzel şeyler elde edeceksiniz. Yok. O yüzden arkadaşlar etrafınızda büyük hayalleri olan insanları barındırın. Küçük kafalıları değil. Size gelip de sizin yapmak istediklerinizi küçümseyip beğenmeyip size yanlış yol yönlendirecek insanlar varsa o etrafınıza, o örümcek beyinliler diyeyim. Ya örümcek beyinler demeyeyim ya şimdi. Yani yanlış şeyler söylemeyeyim ben insanlara. Böyle şeyler söylemek istemem yani. Küçük beyin de demeyeyim ya. Like small minded. Yani Türkçesini bilmiyorum ya. Yani ileri görüşlü olmayan diyeyim ben size. En kibarcısı o. Small minded. İngilizcesi olanlar anlamıştır ne demek istediğimi. Çünkü o insanlar sizi tabana çekecek arkadaşlar. Size öyle öyle bir psikolojik şey içerisine sokacak ki sizin kafanızda neler var? İnanılmaz hayaller var. Çalışıyorsunuz. Bir tane o geri görüşlü insanlardan biri gelip size bir laf söylüyor ve o bütün çalıştıklarınız var ya, ya diyor ben yanlış yapıyorum. Bu kadar çalışmam boşa. Sizi geri çekiyor. O insanlardan uzak durun. Hayallerinizi büyük tutun arkadaşlar. Hayallerinizi büyük tutun. Az önce verdiğim örnekte zengin olmak istiyor musunuz? Bakın zengin olmak güzel bir hayal. Ama yani güzel bir hayal mi? Bence değil. Sizce olabilir. Ama arkadaşlar bu yol engebeli. Bakın bu tür geri kafalı insanlar etrafınızda olacak. Sizi geri çekmeye çalışacak. Bazen işte yapacaksınız ama olmayacak.
olmayacak ya. Diyeceksiniz ki yanlış yapıyorum ben. Boşuna çalışıyorum. Olmuyor yani. Arkadaşlar bilemezsiniz ya. Bir yola çıkmışsınız, deniyorsunuz, yoldasınız. Nereden döndüğünüzü bilebilir misiniz? Belki de çok yakınsınız ya. Öyle bir yerden dönüyorsunuz ki. Ya bir tane karikatür var. Arkadaşlar işte yerin altında böyle işte altın mı arıyorlar, elmas mı arıyorlar? Kazmışlar, kazmışlar, kazmışlar arkadaşlar. Altın 1 metre bile ileride değil. Yani 20 santim ileride altın, elmas her neyse. Olmuyor, biz yapamıyoruz deyip geri dönmüşler. Aynen o durum arkadaşlar. Bilemezsiniz ya. Bilemezsiniz. Devam arkadaşlar, devam. Hedefe ulaşana kadar devam. Hedefiniz küçük olur, orta olur, büyük olur, fark etmez. Ama o hedefi görmeden bırakmayın. Ve bu hedefe giderken arkadaşlar, yaptığınız işi sevmeniz lazım. Ya ben sabahları inanır mısınız? Öyle bir uyanıyorum ki ya sabah kalksam da şu grafikleri bir görsem ya. Neredeyiz? Ne yaptı akşam Nezdek? Asya Low'u aldı mı? London High'a ulaştı mı? New York Open nereden açıldı? Ya arkadaşlar insan böyle bir şey için uyanır mı? Ben böyle ya, bu böyle uyanıyorum arkadaşlar, böyle. O yüzden ben o kadar çok seviyorum ki yaptığım işi. Öyle bir güzel bir şevkle uyanıyorum ki sabahları. Ya ben istediklerimi almasam ne olur? Yani bugünü zararla kapatsam ne olur arkadaşlar? Yarın var. Öbür gün var. Fırsatlar bitmez. Bumerangımız vardı bugün. Olmadı ilk denememiz. Eksi de kapattık ilk denememizi. Vazgeçtik mi? Yok, vazgeçmedik. İkinci trade'imiz. Artı da kapattık. Artı 2000 lira kadar ulaşmasına rağmen hedefe ulaşmadı. Bakın hedefe ulaşmadı. Ve dedik ki tamam, birinci PDR'yi, ikinci PDR'yi geçtikten sonra artık buradan çıkmamız lazım. Çıktığımız zaman ne oldu? Artı 750-800. Ne oldu ilk zarar? Gitti. Artıdayız. Ya eksi de kapatsan ne olur arkadaşım? Eksi de, yani günü eksi de kapatsan ne olur? Hesabı patlatsan ne olur? Ya yaptığımız işi seviyoruz arkadaşlar. Yaptığımız işi. Önemli olan o. Bugün olmaz. Yarın olmaz. Öbür gün olmaz. Ama bir gün olur. 5 gün kaybet, 6. gün belki hepsini birden kurtaracaksın. Az mı vazgeçmedim arkadaşlar? Ben bu borsa işinden az mı vazgeçmedim? Dedim ki ya olmuyor falan. Ama o kadar çok seviyorum ki arkadaşlar. 2 gün ara verdim, 3'te devam ettim. 1 hafta ara verdim, 4.'de devam ettim. 1 ay ara verdim ama devam ettim. Bazen istediğiniz gibi gitmezse ara vermek en güzeli. Ama bırakmadan arkadaşlar, bırakmadan. Bu videolarda görüyorsunuzdur, denk gelmişsinizdir arkadaşlar. Bunun örneklerini de veriyorum. O Harry Potter'ı yazan J.K. Rowling 12 defa submit yapmış kitaba. 12 defa yayıncı kuruluşa gitmiş, demiş ki bak böyle bir kitabım var. 12 defa red yemiş. Ama 13.'de arkadaşlar, yani adam öyle bir kitap yayınlamış ki, yani siz biliyorsunuz yani. Bu Çin'deki meşhur web sitesi var. İşte satış web sitesi aklıma gelmiyor şu anda. Bilmem kaç defa Harvard Business School'a başvurdum diyor. Hepsinde red yedim diyor. Hepsinde. Ama diyor vazgeçmedim. Hepsinde red yedim. Red yesen ne olur arkadaş? Ne sen ne olur? Yani sen yeter ki inandığın şeylere devam et. Hep Michael Jordan örneğini veririm arkadaşlar.
kaç kere lisedeki takımdan atılmış ya. Michael Jordan dediğiniz adam. Lise takımından atılmış. Vaz mı geçmiş arkadaş? Vazgeçmemiş. Diyorum arkadaşlar, bakın öyle bir zamanda belki vazgeçiyorsunuz ki yani aradığınız hedef belki az ileride ya. Nereden bileceksiniz ya? Nereden bileceksiniz? Devam arkadaşlar, devam. Bazı arkadaşlar, hocam yine patlattım hesabı. Ya patlasın arkadaşlar, hesap patlasın. Bir şeyler öğreniyor musun? Bu hesabı patlatırken ne oldu? Yukarı giderken long yaptın. Ne demiştik? Yukarı giderken pullbacklerde alıyoruz. Aşağı giderken publarda satıyoruz. Bu kadar basit. Yapmadın mı? Çok mu böyle FOMO yaptın? Aman kaçırmayayım deyip trade'e girdin, sonra patladı mı? Bunu sen ders olarak aldın mı arkadaşım? Bunu sen ders olarak aldın mı? Önemli olan o. Bakın güne bakış videolarımız var. Her gün, her gün analiz yapıyoruz arkadaşlar. Yani sizin günlük tutmanıza bile gerek yok. Hani ICT bas bağırıyor günlük tutun diye. Alın size günlük ya. Her gün trade'lerin üzerinden geçiyoruz. Alın size günlük, oturun. Ne yapmışız? Nerede yanlış yapmışız? Nerede güzel yapmışız? Güzel işler yapmışız. Haftaya bakış yapıyoruz. Bir haftanın analizi. Bir hafta boyunca neleri doğru, neleri yanlış yapmışız. Bunları siz kendiniz de çıkarabilirsiniz ama ben bakın size kolaylık sağlıyorum. Bunlar da var. Yoktu zamanında arkadaşlar. Bunların hiçbiri yoktu ya. Ne YouTube vardı, ne Google vardı. Yaptık mı bir şeyler? Yapmadık. Belki o zamanlar şimdiki gençlik gibi bu her şey emrimizde olsa biz de aynı olacaktık. Şimdi diyoruz ya hani zamanında bunlar olsa böyle yapardık. Ya bilemeyiz yani. Arkadaşlar rahatlık o kadar kötü bir şey ki. O kadar kötü bir şey ki çünkü yani çok rahatsın ya. Derdin tasan yok. Yemeğin yapılıyor, yatağın yapılıyor. Baba para veriyor, oğlum git hadi harca. Sen gidiyorsun işte futbolunu oynuyorsun. Rahatlık batmaz ki hiç kimseye. Mükemmel bir şey onlara göre. Ama ne öğrendik arkadaşlar? Ne oldu? Ne yaptık? Hiç kendimizi geliştirmedik. Benim o 15 senede neler kaybettiğim, neler kaybettim ya. Ben neler öğrenirdim arkadaşlar. Genç arkadaşlar görüyorum 17, 18, hocam şöyle yaptık, böyle yaptık. O kadar hoşuma gidiyor ki. Gençliğinizin değerini bilirsin arkadaşlar. Bakın bizde artık gençlik gitti. Zaman gitti ya. Ben o zamanla işte ofise giderken bir zaman buluyorum ki video yayınlayayım. Çocuklarım evde değilken bazen 1-2 saat öncesinden güne bakış yapıyorum. Çocuklar geldiğinde onlarla ilgileneyim diye. Ya marketin kapanmasını bile beklemiyorum bazen. Sabah saat 6-6.30'da kalkıyorum ki çocuklar uyanmadan bir şeyler yapayım diye arkadaşlar. Yok artık o eski zamanlar gitti, eski gençlik gitti. Sizde var o gençlik, sizde devam. Devam arkadaşlar. Yani bazen dersiniz ki arkadaşlar, bazen dersiniz ki ah biraz daha sağlıklı olaydım, ah biraz daha zamanım olaydı. Ama ben diyorum arkadaşlar şu anda, vah diyorum, ah diyorum, keşke. İnanıyorum ki arkadaşlar siz demeyeceksiniz bunları, çünkü elinizde her şey var şu anda. Her şey var. YouTube'unuz var, Google'unuz var, ICT'niz var, ıvır da var, zıvır da var, her şey var. Yeter ki yaptığınız işi sevin. Ama hocam ben bunu zengin olmak için yapıyorum. Ya
Ben grafik görmeye dayanamıyorum. Bir şey neden bırakın arkadaşlar? Hemen bırakın. Belki ağır gelecek bu söz size ama hiçbir saniye bile daha beklemeyin, bırakın. Bakın, çünkü başaramazsınız. Başaramazsınız ya. O yaptığınız işi sevmiyorsanız başaramazsınız. Olmaz yani. Ben inşaat mühendisiyim, nefret ettim yani. Okulundan da nefret ettim. Çalışırken de nefret ettim. Bir gram sevmedim yani. Ne oldu? Yapmadım, bıraktım yani sonuçta. Yazılımcılık yapıyorum şu anda. Yaptığım işi de seviyorum. Seve seve yapıyorum. Evimden çalışıyorum. Sabah kalkıyorum pijamamla. Oturuyorum, kızım yanımda. Trafik derdi yok. Bazen işte haftada bir gün gidiyoruz. Trafik derdi yok. Çocuklarımla ilgileniyorum hem çalışırken. Rahat bir şekilde borsama bakıyorum. Arkadaşlar bunlar öyle bana hediye edilmedi ki bunlar bana. Bana bunu kimse hediye etmedi. Al Ahmet. Sana işte yazılımcılık yüklüyoruz Matrix'teki gibi. Sana bir de güzel iş bulduk. Evden çalışıyorsun. Oh! Bunları bana kimse hediye etmedi. Ben tırnaklarımı kazıyarak aldım bunların hepsini. Zamanını verdim. Sağlığımı verdim. Arkadaşlar en az 20-30 tane iş görüşmesine gittim ben ya. Gülüyorlardı bana ya. Ya gülüyorlardı. Benim ilk iş görüşmem benim o zaman İngilizceleri de çok yok. İngilizce çok yok. Zaten meslek olarak yazılımcı değiliz. Hayatımda ben Amerika'da iş görüşmesine girmemişim arkadaşlar. Biz buraya geldik, ne olduk işte, lokantalarda başladık, okullara gittik. Türkiye'de kolay. Türkiye'de iş görüşmesine gittim. Diamond selam var dedim. İşe aldılar arkadaşlar. Ya, ya abartmıyorum vallahi billahi ya. Diamond selamı var dedim. Ne önceki çalıştığıma baktılar, ne üniversiteme baktılar. Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerinden bir tanesi. Dayımız selam var dedim ya. Hak ettim mi o işi? Hak etmedim. Ama en iyisini yaptım arkadaşlar. Hak etmedim ama elimden gelen en iyisini yaptım. Ama burada ne oldu? 20-30 tane iş görüşmesine girdim. Birincide güldüler, ikincide güldüler. Bu nereden gelmiş dediler ya. İngilizcesi çat pat. Teknik bilgi neredeyse yok. Öyle eliniz ayağınız titriyor iş görüşmesinde burada. Öyle Türkiye'de gibi değil. 5-6 kişi karşında sana öyle sorular soruyor ki. O ne, bu ne? Burada 20 sene tecrübesi olan adamların bile el ayağı titriyor ki ben hiç tecrübem yok. Vaz mı geçtim arkadaşlar? Güldüler ya bana. Çoğu kişi der ki lan lanet olsun der. Gider garsonluk yaparım, bu insanları kendime güldürmem der. Güldüler arkadaşlar. 5 iş görüşmesi oldu, 10 iş görüşmesi oldu, 15 oldu. Artık yani bu işin uzmanı oldum ya. İş görüşmesine girip adamların soracağı soruları bile biliyordum yani. Ne oldu arkadaşlar sonunda? Sonunda gittim. 20. mi artık 30. mu iş görüşmesinden sonra başardım. Başardım. Aynı şirkette 8-9 sene, 9 senenin içerisindeyim arkadaşlar şu anda. Çok güzel maaşım var. Evden çalışıyorum. Burada sağlık sigortası çok önemlidir. Yani hastaneler, mastaneler bütün kazancınızı bir günde verirsiniz yani. Allah göstermesin bir rahatsızlansanız. En güzel sağlık sigortam var. En güzel emeklilik fonum var. Bunlar öyle yatarak mı geldi? 5 kere adamlar bana güldüğünde 5. 10. iş görüşmesinden sonra bıraksaydım eğer ne olacaktım? Şimdi ben çok yani nerede olacağımı bile bilmiyorum arkadaşlar. Türkiye'ye geri mi dönerdim?
burada lokantada devam ederdim. Bakın neredeyim arkadaşlar ya, neredeyim? Çoğu kimsenin almadığı maaşları alıyorum. Hiç kimsenin, çoğu kimsede olmayan benefitlerim var arkadaşlar. İşte de az önce saydım, sağlık sigortam, emeklilik fonum, ıvırım, zıvırım, bonuslarım. Bunlar kolay mı geldi? Şimdi ben inşaat mühendisi şantiyede çalışsam bu borsa işini yapabilir miyim? Yapamazdım. Bunların hepsi hard work arkadaşlar. Vazgeçmemek, çalışmak, eşek gibi çalışmak ya. Vallahi billahi eşek gibi çalışıyordum ya. Abartıyorsam şerefsizim ya. Ben yani bu ağzımı da bozmayayım şimdi. Arkadaşlar akşam gidip lokantada çalışıyordum. Gündüz açıyordum. Çalışıyordum ya. Yazılımcılıkla alakalı her şeyi öğrendim. Tek başıma. Hiç kimseye sormadım ya. Tek başıma öğrendim. Her şeyi. Sabah gidiyordum akşama kadar, akşam gidiyordum lokantada, lokantadan geliyordum hanım evde. 5 saat uyumuyordum belki. Kolay mı böyle bunları yapmak? Vaz mı geçtim? Vazgeçmedim. Vazgeçmeyin arkadaşlar. Vazgeçmek yok. Hiç kimse size bu istediklerinizi hediye etmez. Etmez arkadaşlar. Gidip siz alacaksınız. Ben bunu istiyorum diyeceksiniz, gideceksiniz, çatır 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 alacaksınız. Gerekiyorsa 5 saat uyuyacaksınız. Gerekiyorsa 4 işte çalışacaksınız. Vazgeçmezseniz arkadaşlar hedefe ulaşacaksınız. Bak ben size garanti veriyorum ya. Vallahi billahi ulaşacaksınız ya. Arkadaşlar, ofise geldim. Herhalde bugünlük bu kadar yeter. Biraz da abarttım ya. Kaza geldim, kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Umarım her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Beraber başaracağız. Merak etmeyin. Ben buradayım. Bir yere gitmiyorum. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.